Ebullah ve afdelel hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin finnâr ve biz senedil muttasıl ilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal teallemül Kur'an vel temisü garâibehu ve garâibehu ve feraizehu hududuhu ve hududuhu helal ve haram muhkem ve mütşabih ve emsal ila ahiril hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehli beyt, el, ashab ve etbaalları rıdvanullah aleyhüm icmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhüm icmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşevvenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin erbaı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rahim el-Kemdin, yâken amdü, yâken es-sâhidin, sınadın, müstakın, sınadın, sınadın, sınadın. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Teallemül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i öğreniniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim evvelkilerin ve sonrakilerin ta insanın yaratılışından kıyametin kopmasına kadar olan herkesin bilgilerini içinde bulunduran, onların ilimlerini kapsayan bir kitaptır. Siyer ve geçmiş milletlerin haberleri, ona dair öğütler, hükümler, kainat ne zaman nasıl yaratıldı ve işin sonu nedir, ahiretle ilgili haberler, edepler, Allah'ın hoşnut olduğu güzel huylar, edepler nelerdir? Bunlardan hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur. En'am suresi 38. ayetinde "Mâ ferratnâ fil kitâbi min şey'in ve nezzelnâ aleyke tibyânen likülli şey'in." Evet. Hiçbir şeyi biz Kur'an'da eksik bırakmadık. Sana her şeyi açıklayan Kur'an indirdik. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ. Bu Kur'an'da her geçmiş ümmetlere dair meseller irad ettik. Onların başına gelen olayları anlattık. Bunlardan çıkan neticeleri size açıkladık. Evet, böyle bilgiler, tüm insana gerekli olan bilgiler Kur'an'da vardır. Onun için Kur'an'ı öğreniniz, öğreniniz. وَلْتَمَسُوا غَرَائِبَهُ. Onun manasının inceliklerini, acayip manalarını da araştırınız, öğreniniz. Peygamberlerin ilimlerine dair ilahi marifle ilgili şeyler hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve garaibuhu feraizuhu. Kur'an-ı Kerim'in garip, acayip, derin anlamları feraizidir. Ve feraizuhu hududuhu. Farzları da Allah'ın sınırlarıdır. Şurası kırmızı çizgi. Bunun ötesine geçmeyin. Bundan ötesi günahtır, haramdır. Böyle sınırlardır. Ve hâzâ beyanül linnâsi. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu insanlara açıklanan, bu gibi şeyler açıklanan hükümler vardır. Bu böyle bir kitaptır. Onların halleri, başına gelen yaptıklarından dolayı şeyler, haklarında verilen hükümler ve onların
uyması gerekli olan hususlar ve neticede onların ahirette, ebediyette başına gelecek olan şeyler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve hududuhu helal ve haram ve muhkem. Kur'an-ı Kerim'in sınırları helaldir, haramdır, şunlar halaldır, şunlar haramdır ve muhkem. Bazı ayetler, bazı ifadeler hiç yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde açık ve nettir. Müteşabih bazıları da yorumsuz anlaşılmaz. Elif, la, mim, ne? Evet. Kef, ha, ya, ayn, sad, ne? Yasin, ne? Ha, bunlar yoruma tabidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış. İlim sahipleri ilimlerine dayanarak bunları çözemezler. Böyle ayetleri de vardır. Ve emsal ve geçmiş milletlerin darbı meseleleri vardır. Tirmizi'de beyan edilen bir hadis-i şerifte, nakledilen bir hadis-i şerifte, İnnallâhe enzele hâzel Kur'an âmiran ve zâciran. Evet, bu Kur'an'ı Allah emredici hükümler ihtiva eden bir Kur'an, ve zâciran yasaklayıcı hükümler ihtiva eden bir Kur'an olarak indirdi. Evet. Sünneten haliyeten ve meselen madruben, darb-ı meseller ihtiva eden hükümler içeren ayetler vardır. Evet. Şeklinde ifadelerle Kur'an'da olanları bize gene peygamber fihi ebe enbaikum, sizin haberiniz var, ve haberu men kana kablakum, sizden evvelkilerin haberleri var, ve nebe ma ba'dakum, sizden sonra neler olacak onlar var, ve hukmu ma beynakum, aranızda olan olaylarda verilecek hükümler nelerdir, bunların hükmü var. Evet, bunlar var. Yani Kur'an-ı Kerim'in incelikleri, derinlikleri, gizlilikleri, sırları bitmez. O kadar geniş bir Kur'an-ı Kerim, öyle bir ilahi kitaptır. Fehillu, öyleyse siz ey müminler, helal kılınız, helal sayınız, helal biliniz. Helalehu, Allah'ın helal dediklerini helal sayınız. Ve harramu haramahu, şunlar yasaktır dediklerini yasak biliniz, haram biliniz. Evet. Ve kad fassale lekum ma harrama aleykum, Allah size neleri haram kıldığını tek tek tafsilatlı olarak beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayet var. İşte onun helal kıldığını helal kılın, haram kıldığını haram bilin. Evet. Ve ona göre hareket ediniz. Davranışı ona göre ayarlayınız. Helallarını kullanınız. Haramlarından uzak durunuz. Bir mümin haramı işlerse günahkar olur. Haramı işlerse suçlu olur. Helalı terk ederse, keza Allah'ın helal dediğini kendisi yasaklarsa gene günahkar olur. Evet. Allah'ın haram kıldıklarını işleyen de cezalandırılır. Hem günahkar olur, hem de dünyada da ukbada da cezalandırılır. Öyleyse Allah'ın helal, Kur'an'daki helal kıldıklarını biliniz ve helal kılınız, sayınız, ona göre hareket ediniz. Haram kıldıklarını da haram bilerek ona göre hareket ediniz. وَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ, yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde net, açık hükümlerine uyunuz. Onunla amel ediniz. وَاَمِنُوا بِمُتِشَابِهِ, manasını anlayamadıklarınızda اللّٰهُ عَالَمْ بِمُرَادِهِ, bundan ne kastedildiği Allah bilir deyip iman ediniz. Sizi imtihan içindir bunlar. Bakalım, ilimlerine güvenerek insanlar her şeyi biliriz davasını kalkışacaklar mı? Hadlerini bildirmek için
böyle müteşabih ayetler Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Fa'tebiru bi emsalihi, geçmiş milletlerle ilgili darbu meseleleri iyi anlayınız, ibret alınız. İbret alınız. Fa'tebiru ya ulil albab, ey akıllılar, ey akıl sahipleri. Bunlar size ibret olsun diye açıklanmıştır. Onlara kafa çalıştırarak onlardan neticeler, sonuçlar çıkarınız. İtibar ediniz buyurmakta güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an öğreniniz ama işte böyle hükümlerini de öğreniniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş bir hadis-i şerif. Evet. Kur'an'ı bu şekilde anlamlarını bilerek ne var içinde diye öğrenmek, görüyorsunuz, Efendimizin emridir. Haramı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde suç işleriz. Helal sahasını, mubah sahaları bilmek zorundayız. Onun için Kur'an'ı sadece okumak değil, okumasını öğrenmek değil, nelerden söz ediliyor, içindeki hükümler ne, bunları bilecek şekilde öğreniniz. Şimdi biz Türkler Türkçe konuşuyoruz. Kur'an Arapça. Ama Kur'an'ın Türkçesi var. Yani Türkçe açıklamaları var, tefsirleri var. Devletin 1936'da bastırdığı Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir. Çok muhteşem bir tefsirdir. Enine boyuna birçok konuları Kur'an'da ondan öğrenebilirsiniz. Kısa özel olarak gene ilk mecliste milletvekili olan Mehmet Akif merhumun da arkadaşı Hasan Basri Çantay hocamızın meali var. Ondan okuyabilirsiniz. Başka mealler de var. Bunlardan okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Kur'an'da ne var, ne yok. Daha başka tefsirler de var. Bunları öğreneceksiniz. Helalını helam, haramını haram bileceksiniz. Ona göre davranışlarınızı, amellerinizi, işlerinizi ayarlayacaksınız. Bu şekilde öğreneceksiniz Kur'an'ı. Gerçekten bu konuda çok tembeliz. Evet, anamız, babamız, dedemiz Müslüman diye Müslümanız elhamdülillah. Bu da bir şereftir tabii. İman, İslam nasip olmuş. Büyük şeref. Ama bu şerefi korumak için ne demek bu? Bu Kur'an ne var içinde? Bunları öğrenmek zorundayız. Biz maalesef bu konuda çok tembeliz. Babamızdan, anamızdan, dedemizden gördüğümüz şekliyle camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bunun hükümlerini derinlemesine öğrenmeye hiçbir gayretimiz yok. Bunları halbuki Efendimizin emri var. Öğrenin diyor, bilerek hareket edin, bilerek namaz kılın, bilerek oruç tutun, bilerek ticaret alışverişleri yapınız, bilerek mal taksimi yapınız. Evet, bunları Kur'an'dan öğreniniz. O şekilde okuyunuz, öğreniniz. Evet, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bizim görevimizdir. Te'allemul ramya, ey müminler, atışı da öğreniniz. Atış, sapan taşı atmak değil, düşmanla vuruşurken silah atmasını, bomba atmasını, roket atmasını öğreniniz. Çünkü kıyamete kadar cihat bakidir. Cihat yapmasını bilmeyen kimseler başkalarının ayak kakıntısı olur, rezil olurlar. Cihat ruhuyla yaşar Müslüman. Kim ki cihat ruhuyla yaşamadığı cahiliye ölümüyle ölür buyuruyor Peygamberimiz. Mümin yaşı kaç olursa olsun cihat ruhuyla yaşar. Ne zaman gerekirse yaşım şu, işim şu demeden cihada koşar. Evet, bunun için atış öğreniniz, silah kullanmasını öğreniniz, kılıç kullanmasını öğreniniz. Çünkü bu Peygamberin bu emri olduğu gibi aynı zamanda sizin Müslümanların atası İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail, oğullarının da yaptığı bir şeydi. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Hakim Müstedrik'te Abdullah bin Bas'tan şu hadisi nakletmektedir. Fe inne ebâküm kâne râmiyen. Evet. Ey
müminler, atışı öğreniniz çünkü sizin babanız İsmailoğulları atışı bilen kimselerdi. Evet, silah kullanmasını, cihat yapmasını bilen kimselerdi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii karşısındakiler Araplardır ama bütün müminlere hitaptır. Çünkü o an Peygamberimiz Mekke'de peygamber olmuştur. Sonra Medine'ye, orada da Araplar vardı. Onun için babanız İsmail diyor. Mekke'ye İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle Mısır'a gitmiş, dini mübini, tevhid dinini tebliğ için Firavun sınırda onu yakalamış, gümrük müdürü Firavun'a takdim etmiş. Sare validemiz hanımı çok güzelmiş, ona el koymak için bu senin kimin demiş, kocam dese, benim hanımım dese öldürecek İbrahim aleyhisselam'ı. O benim din kardeşim demiş İbrahim aleyhisselam. Kardeşim demiş. Kardeşim olunca o güzel kadın serbest kalıyor. Yani kocası yok. Halbuki İbrahim aleyhisselam'ın din kardeşim sadedini söylemiş. Bunu da Sare validemize giderken demiş ki, şimdi sana soracaklar bana. Ben de kardeşim diyeceğim, şaşırma ha. Sen benim din kardeşim zaten demiş. Böyle İbrahim aleyhisselam sen geç demiş, şöyle öldürmemiş onu. Sare validemize tasallut etmek istemiş. Fakat elleri kurumuş. Çok zeki Firavun anlamış. Demiş dua et. Firavun, Mısır kralına Firavun derler. Firavun Mısır kralı. Ondan sonra eli kurumuş. Demiş ki o inandığına dua et demiş. Beni bundan kurtar. Sana dokunmayacağım. Sare validemiz de dua etmiş. Tekrar çıkarken de bakmış ki böyle kadın bırakılmaz demiş. Tekrar gelmiş. Tasallut etmek istemiş. Gene elleri kurumuş, böyle hareketsiz kalmış. Demiş tamam anladım demiş. Ve o kendisine güzel hanım takdim edip de genel müdür olmak, bakan olmak isteyen o gümrük müdürüne, adamına demiş ki sen bana demiş bir şey, öyle bir adam bulmuşsun. Derhal demiş bunlara demiş cariye verin, hizmetçi verin, yanlarına binek verin, para verin, memleketten çıkarın demiş. Çok zeki adam İbrahim aleyhisselam'ın nasıl bir kişi olduğunu orada keşfetmiş. Böylece onun yerine Hacer validemizi vermişler hizmetçi olarak. Yolda gelirlerken Sare validemizin çocuğu olmuyor. Sare validemiz demiş ki İbrahim demiş ya çocuğumuz olmuyor. Bu kadın da çok güzel ve de çok güzel hizmet ediyor bak bize. Aşkla şevkle sen demiş bununla nikahlan. Nikah ki çocuğumuz olsun demiş. Öyle evlenmiş. Çocuklar İsmail olmuş. Evet onlar şeye geliyorlar. Mekke'ye gelecekler şimdi. Mısır'dan Mekke'ye gelecekler. Gelirken ki yolları halen geçtiği yollar belli. Bir seyahat ajantasıyla anlaşırsanız o yolları görebilirsiniz. Oralarda işaretler var. Gelirken işte Mekke'ye uğramışlar. Mekke'de o zaman Zemzem kuyusu falan yok. Kabe mabe yok. Evet. Eskiden Kabe yapılmış ama yıkılmış sonra. Nuh tufanında yıkılmış. Yerle bir olmuş ama onun yerine varmışlar. Sonra İbrahim aleyhisselam Hacer validemizle oğlu İsmail'i orada yalnız bırakmış. Kimse yok. Su yok. Ekmek yok. İnsan yok. Bırakmış gidiyor. Tekrar Kudüs'e dönüyor. Hacer validemiz demiş ki sen ne biçim herifsin yahu demiş. Karını demiş, kim çocuğunu demiş, kimsesiz topraklara bıraktım gidiyorsun. İbrahim aleyhisselam ses çıkarmayınca bunu sana demiş Allah mı emretti yoksa? O da yine başıyla evet demiş. Öyleyse demiş Allah bizi böyle emrettiyse bizim de sonumuzuna dair emirler vermiştir. O zaman güle güle demiş. Ve orada işte bugünkü Kabe'nin olduğu yerde, Zemzem kuyusunun olduğu yerde İbrahim aleyhisselam bırakmışlar. Kimse yok. Çünkü su yok. Su olmayan yerde hayat olmaz. Tabii su içmeyince ananın sütü gelmiyor. Süt gelmeyince çocuk bağırıyor, acıkıyor çünkü. Başlamış bağırmaya.
ana yüreğidir. O bağırdıkça yüreği parçalanmış, çocuğunu bırakmış, hemen yakında Safa Tepesi var. Şimdi hacılar oradan sahaya başlıyorlar. Oraya çıkmış ki o derenin ucundan bir kervan filan görürse onlardan su isteyecek. Göremeyince Karşı Tepe'ye koşmuş. Karşı Tepe'ye inmiş. Tam çukura indiği zaman koşmuş. Bir an evvel görünen yere çıkayım da göreyim filan diye. Safa ile Merve arasında gidip gelmiş. Bunun için hacılar, Peygamberimiz bunu yaptığı için hacılar da haccın vacibi olarak yaparlar. Şimdi kimseyi görememiş, üzgün, bitkin dönüp gelmiş, bakmış ki İsmail Aleyhisselam tepindiği yerde su kaynıyor, fışkırmış. Hemen demiş, bu su şimdi çölün kumlarında kaybolur. Kaybolunca gene ben içemem. Etrafını çevirmiş. Toprak yığmış, kum yığmış, çevirmiş. Havuz yapmış ki daha çok gitsin. Diyorlar ki havuz yapmasaydı orası göl olacaktı. Deniz olacaktı. Ama şimdi yaptığı için kuyu olarak kalmış. Evet, o sudan içmiş, hayatını idame ettirirken, evet, su olan yerde hayat olur. Su olan yerde kuş olur, hayvanlar gelir. Arap milletleri geçimlerini çöl adam oldukları için yetiştirdikleri hurmalıklarla, hurmalarla, şunda bunla götürüyorlar Şam'a, şuraya buraya değişip getiriyor. Böyle geçimlerini sağlıyorlar. Li ilafi Kureyş'in İlaf suresinde de bunlar biliyor. Kervanlar bakmışlar ki o Kabe'nin bulunduğu yerin üstünde, ki dünyanın en çukur yeri, çukur yer. Bakıyorsunuz Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Çukur yer, Kabe'nin olduğu yer. Üstünde kuşlar dönüyor. Kervancılar demişler ki kuş olan yerde su var. Uğramışlar oraya, bakmışlar bir çocuk, bir kadın. Evet, kabile kanunu bu. Kanunlar, kabile kurallarına riayet ediliyor. Müsaade edersen demişler, biz de senin komşu olarak kalalım, sana yolcu oluruz. Birbirimizle alışveriş yaparız. O da müsaade etmiş. Öylece işte o orada Arap kabilesi kalmış. Sonra İsmail Aleyhisselam büyümüş, onlardan kız almış. Böylece Arap nesli devam etmiş. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin atanız İbrahim, oğlu İsmail de diyor, bu atıcılığı bilen bir adamdı. Atmayı, silah atmayı, vurmayı bilen bir adamdı. Siz de bunu öğrenir. Tabii bize söylediği cihat için atışı öğrenmek. Yani tabanca kanunun yasağına bir şey demiyoruz. Tabanca taşımak ruhsata tabi. Ruhsat alırsınız ama kimseyi yaralamayacak, kimseye tehlike olmayacak yerlere gidip talim yaparsınız. Sünnettir. Atışı iyi yapın diyor Peygamberimiz. Böylece herhangi, Allah göstermesin, Mehmet Akif Merhum dediği gibi, bir daha Allah bana İstiklal Marşı yazdırmasın dediği gibi bir şey daha olmasın, ama olursa hazırım. Atışı biliyorum. Talimliyim demek için atışı öğreneceksiniz, atış talimi yapacaksınız. 12'den vuracaksınız. Bu bir sünnettir. Evet, böyle durumlarda silah kullanmayı bilmek, evet, cihada hazır olmak için antrenmanlı olmak, tedrib derler buna, riyada derler, Müslümanın görevidir. Bundan dolayı eskiden ihtiyatlı askerlik vardı. Mecbur askerlik dışında bir daha, bir zaman sonra bir daha çağırırlar, silahları öğretirlerdi. Tamamen bu hadise uygundur. Müslümanlar da çağırmasalar bile her biri askerlikte öğrendiği, topçuysa top atmasını, haritacıysa harita çizmesini, dürbünse dürbün millem hesaplarını unutmayacaklar. Askerde öğrendiklerini unutmayacaklar. Sorumludurlar. Peygamberin emri, her an cihada hazır vaziyette kendilerini hazır edecekler. Ona itina edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ona itina edin, dikkat edin. Evet, ona itina edin. Bir iki grup adama uğramış Peygamberimiz. Birisinin arasına girmiş. Ne yapıyorsunuz demişler.
ok atış yarışı yapıyoruz. Önce şu atıyor, sonra biz atıyoruz. Kendi bulunduğu grup atışını bitirmiş, karşı taraf atmıyor. Müslümanlar bunlar. Niye atmıyorsunuz demiş. Siz varsınız demiş. Sizin olduğunuz tarafa ok atılır mı? Ya Resulallah. Ben demiş bunlardan değilim. İkinizdenim. Tekrar ok yarışına, ok atma yarışına devam edin. Bu harp şeylerini öğrenin buyurmuş. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Peygamberimiz atası İsmail, dedesi İsmail'in şeyini de biliyor. Nesebini biliyor, ne yaptıklarını biliyor. Sen de, bu onu gösteriyor. Sen de baban, deden ne yapmış, ne işler yapmış, onun nesebini bileceksin, işlerini bileceksin. Onlara layık evlat olacaksın. Onlara layık evlat olacaksın. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene bir hadis-i şerif Buhari'de İrmû beni İsmail fe inne ebâküm kâne râmiyen İrmû ve ene mâ beni filan. Evet, atın atıcılığı öğrenin. Ben İsmail'in atıcı olduğunu, babam, atamız İsmail'in ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Siz de harpte silah kullanmasını hazır vaziyette öğrenin ve hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Evet. Buyurmuş. Evet. Şimdi insanların hep Kur'an değil, hep Kur'an okumak güzel de o sana bilir. Hep namaz kılmak güzel de o sana bilir. Bazen böyle eğlenmeliğe de ihtiyaç duyar. İnsanoğlu böyle yaratılmış. Efendimiz buyuruyor ki Abdullah bin Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerifte hayr-ı mâ evet lehvin evet oyunun gönül eğlendirmek için vakit doldurmak için en güzeli evet er-ramyu ok atmaktır. Ok atmaktır. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi böyle buyurmuş. Her şeyinizi bir hedefe yönelik yapın. Bizim atalarımız ne kadar akıllı insanmış. Şimdi Erzurum barı var. Değil mi? Erkekler şimdi karışık yapıyorlar da erkekler ayrıdır. Karılar araya girmez. Sonradan icat ettiler onu. Erkekler el ele tutuşur düğünlerde, bayramlarda bar oyunu oynarlar. Evet. Onun bir ahenk içerisinde kolların, bacakların hareket edilmesi lazım. Bellerin hareket edilmesi lazım. Öyle antrenmansız bozuk düzen olur. Olmaz. Bu harp oyunudur. Karadeniz'de horon tepilir. Atılır kalkılır. Askere gittiğinizde görmüşsünüzdür. Yat, kalk, marş marş. Aynı onun talimidir. Bizim atalarımız eğlenirken bile işte bu hadise uyarak harp talimi yaptırıyorlar. Güya düğünde oynanıyor ama adam harp talimi yapıyor. O kadar güzel bir şey icat etmişler. Bunu eğlence, işte sizin eğlencenin en güzeli harp talimi yapmaktır işte. Hem eğlenin hem de böyle olsun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizim atalarımız da böyle düşünmüşler. Şimdi yönümüzü peygambere değil de Avrupa'ya çevirdik. Dans ediyor. Elin karısınla, kızınla. O bizde yok. O Müslümanlıkta yok. Aha böyle horon tepmek var, bar oynamak var. Ne bileyim Elazığ oyunu var, şu oyunu var, İzmir Zeybeği var. Bunlar hep yatmak, kalkmak, hareketle olan harp talimi şeylerdir. Bunlar tabii erkekler olmak kaydıyla, kadın erkek karışık olmamak kaydıyla sünnete uygundur. Böyle şeyler caizdir. Ve Efendimizin beyanına göre Müslümanlar hep böyle sportmen olacaklar. Harbe hazır olacaklar. Evet. Silah atışı talimi yapmak sünnettir. Tabancayı kimsenin olmadığı, tehlike olmadığı gidip atış yarışı yapacaksın. Kim 12'den vuracak? Kim karavana? Evet bu sünnettir. Böyle güzel bir vakit geçirmedir ve harbe hazırlanmak demektir. Efendimiz bize bunları hem psikolojik olarak sizin buna ihtiyacınız var hem de harp hazırlığı olarak bunu yapmak zorundasınız. Böyle yapın diyor. Evet, vel Kur'an
Evet, şimdi Kur'an okumak da boş vaktinizi geçirmek için en güzel bir fırsattır. Kur'an okuyun, boş kalın ama işte dediğim gibi yorulursanız işte bu harp talimi yapabilirsiniz. Ve hayru saatil mümin hine yezkurullah azze ve cel. Evet, Kur'an-ı Kerim müminin boş kaldığı zaman Allah'ı zikr ederek geçirmesi gerektiği anda en güzel anı Kur'an okuyarak geçirmesidir buyurmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Ebu Said Hudri bu Karaköy'de Yeraltı Camii'nde makamı var, kabri var. Radiyallahu anh'tan nakledilmiş. Taallemul ilm. İlim sahibi olunuz ey müminler. Kable en yurfa'a. İlim ortadan kaldırılmadan evvel. İlim ortadan kalkar mı ya? İlim sahipleri ölmeden evvel diyor. Evet, ilim sahipleri ölmeden evvel. Onlar ölünce ilmi kim öğretecek sana? Herkes alim olmuyor ki. Kimisi esnaf, kimisi tüccar, kimisi doktor, kimisi şu, kimi bu. Bu teknoloji ilmini, şu ilmini, bu ilmi de ayrı bilenler. Fıkıh ilmini, feraiz ilmini, tefsir, hudis ilmi bilen alimler ayrı. Ha, bunlar ortadan kaybolmadan evvel ilim öğreniniz. İlim öğreniniz. Onlar zaman gelecek ortadan kalkacak. Buhari'de inne min eşratis sa'a en yurfa'al ilm. Evet. Ve yesbutul cehl. Ahir zaman alametlerinden birisi, kıyamet alametlerinden birisi ilmin kaldırılması ve cehaletin ortada kökleşmesi, yayılmasıdır. Ve yüşrabel hamr. İçkinin tabii içki içecek şeklinde yaygınlaşılmasıdır. Ve zina ve zinanın alenileşmesidir. Şimdi bakalım çevremize. Peygamber doğru söylemiş mi? Evet, bakıyoruz. Evet, ilmin kaldırılması kıyamet alametlerindendir diyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cuma günü camiye gidiyorsunuz. 5 vakitte 10 kişi, 15 kişi güzel cemaat diyorsunuz. Bazen 2 kişi, 3 kişi. Cuma günü elhamdülillah daha doluyor. Bakıyorsunuz secde 7 aza üzere olur. Ağırlığın burun 1, 2 el 3, 2 diz 5, 2 ayak 7. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bu. Ve secdede bütün azalar kıbleye döndürünüz diyor. Şimdi ayak yere 6'yla dokunur. Secde yere değecek. Alın, burun, 2 el, 2 diz, 2 ayak. Şimdi cuma günü gideceksiniz, göreceksiniz ki cemaatin yarısı ayağının tersiyle secde ediyor. İnsan ayağının tersiyle, sırtıyla yere dokunabilir mi? Hadi çıkın biriniz ayağınızın sırtında, tersinde ayağa kalkın. Varsa bir yiğit, buyurun, deneyin. Altınla yere basarsınız. Secdede ayakların yere değmesi mecburi. Efendimiz hadisi öyle söylüyor. Secde edeceğiz. Secde edince bu ayak böyle otururken böyle kalkıyor. Parmaklar kıvrılıyor. Parmaklar ona yakın etler yere değerek bu 7 aza toprağa değiyor. Secde böyle olur. Ama böyle ayağının tersiyle olursa secde yok. En son ben 70'inde namaza başladım. Parmaklarım kıvrılmıyor. Tamam. O zaman ayak parmaklarının ucunu son nokta olarak yere değirmen lazım. Göreceksiniz. Biz cumaya eksik yazmaya gelmeyiz ama biz hocalar bakıyoruz. Hiç bunlar bilinmiyor. Bazı adamların ayakları havada, şaraman oynuyor. Bu secde yok, bu namaz yok. Secde namazın 12 farzından biridir. Secde yok, namaz yok. Secdeyi sevi de düzeltmez. Bazı adamlar da tersini koyuyor. Bu da bu secdede secde değil. İlim yok. Hocalar bile böyle. Yani bazı hocalar bile böyle, bunu bilmiyorlar.
İlim ortadan kalkmış. Fıkıh bilinmiyor. Evet efendim. Fıkıh bilinmiyor. Adam ticaret yapıyor. Faiz normalleşmiş. Biz Avrupa'ya benzeyeceğiz diye Tanzimat'tan beri onları hedef almışız, örnek almışız. Ticarette faiz. Faizsiz ticaret olur mu hocam? Yok. Sen diyor, sen bu işten içinde değilsin diyor. Faizsiz ticaret olur mu? Alır. Olmayacak şeyi Allah emretmez. Faizsiz de ticaret olur arkadaş. Ama o hale gelmiş ki faiz normalleşmiş. Faizin en basiti hadis, anasıyla cinsel ilişkide bulunmaktır diyor Peygamberimiz. Ondan daha ağırdır. Buyurun. İnsan anasıyla böyle iş yapar mı ya? Bu insanlığa sığar mı ya? Hayvan mı bu? Hayvanlar yapar bunu. Sen öküz müsün, sığır mısın, eşek misin, nesin? İnsansın, bunu yapıyor. Faiz yemek bundan daha kötüdür diyor hadis. Efendi. Ama normalleşmiş, bilinmiyor faizin böyle felaket bir şey olduğu. Evet, hanımefendi sokakta çırılçıplak. Evet, ben namussuz demiyorum. Ama Allah Celle Celaluhu kadının yüzü, eli, ayağı hariç her tarafı örtülmelidir diyor. Nikah düşmeyen kişilere kadın ancak elini, yüzünü, ayaklarını gösterebilir. Saçını gösteremez, gerdanını, boynunu gösteremez, kolunu, bacağını gösteremez. Memesini gösteremez, göbeğini, kalçasını gösteremez. Allah'ın emri bu, Kur'an'da mı böyle? Devletin 1936'da bastırdığı, bahsettiğim Hak Dini tefsirinin 5. cildinin 4305. sayfasına bakabilirsiniz. Nur suresinin 31. ayetin tefsirine, devlet tefsiridir. Bakabilirsiniz. Evet, sadece yüz, el ve ayak görünebilir. Ama şimdi ben onlar namussuz demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama bakıyoruz her şey meydanda. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Bir de Allah'a dua edin diyor. Yedeceğiz de Allah'ın emri çiğneyip dururken nasıl dua edeyim arkadaş? Aynen öyle. Tabii iyileşmiş. Bilinmiyor. Haram olduğu bilgisi ortadan kalkmış. Ve bana da soruyor ki gelenek değil mi diyor, bir örtünmek diyor. Açık kadın. Ben diyor hacca gittim diyor, namazını da geçirmem. Bu örtünmek gelenek değil mi hocam? Yok dedim, gelenek değil. Allah'ın emri dedim. Vel yatkıp hünne bi humuru hinne ala cüyubi hinne. Söyle Müslüman kadınlara, örtülerini yanlarına salsınlar. Boyunlarını, kulaklarını, gerdanlarını göstermesinler. Vela yübdine zinete hünne. Güzel yerlerini nikahlı eşlerinden başkalarına göstermesinler. Bu Allah'ın ayeti bunlar. Resmi tefsire bak dedim. Devlet tefsirine. O ne, gelenek değil mi diyor. Hayır, gelenek değil. Bak, bu haram bilgisi yok. Kalkmış. Sokağa çıktığın zaman bunu görebiliyorsunuz. Kıyamet alametidir. Öteki diyor, benim kimseye zararım yok ki hocam. Çocuklarım hakkında yemiyorum. Ailemi iyi geçindiriyorum, gelirim iyi. Akşam iki kadeh atıyorum, neşem buluyorum. Bunu niye haram olsun ki hocam diyor. Ya innemel hamru vel meysru vel azam ritsün min ameli şeytan peşteni bu. İki kadeh hariç demiyor Allah. Şarabın hepsi haram diyor. Ama Müslüman diyor, elhamdülillah diyor, namazımı kılarım diyor, iki kadeh neşem buluyorum. Bu haram bilgisi ortadan kalkmış. Kıyamet alametlerindendir. Hoca da bilmiyor ki, cemaat bilsin. Evet. Peygamberin sünnetlerine yapışması lazım hocanın. Çünkü peygamberin varisidir. Peygamberin hiç sakalını kestiğine dair bir rivayet getirin. Hadi, istediğiniz size vereceğim. Hiç sakalını kesmemiş peygamberimiz. Bakıyorum ben, imamlardan sakalsız, bıyıksız bir sürü adam var. Millete örnek olacaksın kardeşim. Peygamberin yerine geçmişsin. Sen ne biçim peygamberin varisisin? Din bilgisi hocalarda bile zayıflamış, cemaatte böyle olmuş. Efendimiz onu haber veriyor. Bu ilimler kalmadan öğrenin diyor. Öğrenecek adam da bulamazsınız sonra. Evet, faraizini öğrenin dedi ya.
Hadi getirin bakalım. Kaç hoca İslam hukukuna göre mal taksini faraiz denir. Bunu bilen kaç hoca var? Hadi buyurun Hodri Meydan. Nerede? İmamını bırak, vaizini bırak, müftüyü çağır. Daha üstünü çağır. Kaç kişi bilir bu faraizi? Bu ilimler kalkmadan öğrenin diyor hocalarından. Acele edin. Okuyacak adam bulamazsınız. Halbuki bunlar Allah'ın emri kardeşim. Madem Müslümansın, ana kitap Kur'an'da bunlar işte söylediğim ayetten okudum. Tefsir, resmi tefsir. Bakabilirsin. Faraizde var, orada hepsi var. Hiç bakan yok ki. Ezbere Müslüman. Yalnız biz değil. İslam alemi böyle. Hacca gelmiş adam, tavaf etmesini bulmuyor. Akşama kadar dönüyor. Ula bu bir ibadettir. Yedi dönecek, iki rekat namaz kılacaksın. Ondan sonra bir daha başlayacaksın. Böyle bir şey yok. Akşama kadar dönüyor. Safa ile Merve arasında üç giriş, dört giriş. Yedi arkadaş. Yedi. Akşama kadar gidip geliyorum hocam diyor. Bu ibadet olmaz ki. İbadetin bir kuralı var arkadaş. Bilginin kuralı var. Bilgi kalmamış. Yalnız bizim Türkiye'de değil, İslam aleminde böyle. Bilgi kalmamış. İşte bu bilgiler ortadan kaybolmadan öğrenecek hoca filan kalkacak. İlimler rafa kalkacak, bilinmeyecek. Ondan evvel acele edin diyor, öğrenin dininizin hükümlerini, öğreniniz. Evet, cehalet yaygınlaşmış. Cehalet yaygınlaşmış, içki yaygınlaşmış. Benim talebem bir kız enstitüsünde din dersine girer. Evet, İslam dersini bitirmiş. Yerini söylemeyeyim. Çocuklar, şarap haramdır, bira haramdır. Aa hocam, biz ayrıca kaç kişi? Hepimiz içiyoruz hocam. Hepimiz içiyoruz. Ana, baba, oğul, kız, kardeş, oğlan, kardeş. Neresi haram olsun? Ne hale gelmiş? Ne hale gelmiş? Sen yapıyor diye haram helal olmaz. Müslümansan Allah'ın bir kanunu var. Kıyamete kadar böyle devam edecek. Bu hale gelmiş. Öğretilmiyor, öğrenilmiyor. Evet, dini hükümler öğrenecek adamlar kaybolmadan öğreniniz, acele ediniz. Evet. Fe inne ahadakum la yedri meta yeftakiru ila ma indehu. Şimdi memur, sonra bakıyorsun dükkan açmış, eyvallah. Ahallallahu al-bey'a. Ticaret helaldir. Ve harramar riba. Faizcilik haramdır. Ayet bu. Sen de Müslümansın. Ticaret yap, boş duracağına, lak lak döyeceğine, helalinden para kazan. Aha, böyle güzel işler yap, hastaneler yap, okullar yap, fakir fukarayı gözet, giydir, kuşat, okut. Böyle şeyler yap, parayla oluyor bu işler. Kazan, çok güzel. Evet, şimdi sen faizin neresi haramdır? Faiz olmaz. Ticarette uyulması gereken kuralları bilmezsen, haram mı işliyorsun, helalda mı gidiyorsun, bilemezsin. İşte ne zaman buna ihtiyaç duyacağınızı bilemezsiniz. Hemen ilmi öğrenin. Bugün annen baban sağ, yarın öldüğü zaman mal taksim edecek dine göre. Kız şu kadar alacak, oğlan şu kadar alacak. Evlatlarıyla geride kalan eş şu kadar alacak. Evlatları olmazsa kardeşim şu kadar alacak. Kur'an'da hep onlar var. Feraz deniyor bunlara. Böyle bir şey başına geldiği zaman soracak hoca bulamıyorsun. Sen de bilmiyorsun. Bu duruma düşmeden bunları hemen öğrenin. Ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilmezsiniz. Ve aleyküm bil ilm. Evet. İlim öğrenin, ilim. Ve Rabbi zidni ilme. İlmimi artır ya Rabbi. Kur'an'da ayettir. Öğrendim ben. Yok. İlmin sonu yok. Devamlı geliştirmeye çalış. Hocam, imam oldun, vaiz oldun, iş bitmedi. Her an taze bilgiler edineceksin. Gelişeceksin. Vatandaşa, Müslümanlara da bunları öğreteceksin. Elhamdülillah bizim insanımız hocaya çok saygı duyar. Hocaya toz kondurmak için
İmam ne kadar, cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. Ya hep aynı şeyler söylediği için. Yok, hep aynı şeyler söylemeyeceksin. Basitten zara darı cemaati yetiştireceksin. Kendin de yetişeceksin. İlmini artıracaksın. Rabbi zidni ilme, ilmimi artır ya Rabbi diye de dua edeceksin. Hocasını bulacaksın. Cemaati de bilgilendireceksin. Aynı şeyle söylersen millet gelmez. Bıkar. Evet. Kardeş olun, temiz olun, birlik olun. Birbirini sevin. Sevdik hocam. Gusül etmesini bilmiyorum. Evet. Namaz kılmasını bilmiyorum. O hale düştük efendim. O hale düştük. İlmini artır. Okuyacaksın, okutacaksın. Geliştireceksin. Ve yeküm bir tanattu. Evet. Yapmadıklarınızı, yapmadıklarınızdan bir şeyi şey etmeyin, fazla dış şey etmeden kalmayın. Yani hiçbir şey bilmiyorsun, ezber. Gerçeğini öğreneceksin, gerçeğini öğreneceksin, işin hakikatini öğreneceksin, kendin ona göre hareket edeceksin, din hükmü ne, başkasına öğreteceksin. Ve tebeddu. Peygamber sünnetinde, Kur'an'da, dinde, şeriat deniyor buna. Dinde olmayan şeyleri yapmayacaksın. Dinde olmayan şeyleri yapmayacaksın. Evet. Açık gezmek. Sokaklarda tabii hale gelmeyecek. Dinde yok. Dinde yok. Örtüneceksin arkadaş. Faizcilik dinde yok. Avrupalı yapıyor diye bu normalleşmemeli. Evet. İmam, müezzin bile, hoca bile sakalsız olmamalı. Peygamber hiç sakalsız olmadı. Bıyıksız olmadı. Bunlar en azından bid'attır. Bid'atçılık yapmayın. Öyle diyor. Vettebette o demek. Bid'atçılığa düşmeyin. Düşmeyin. İhzeru el bid'a, bid'attan sakının. Dinde olmayan şeyleri adetleştirmeyin. Evet efendim. Ve taammuk, bazı bil atik. Evet. İşin aslını öğrenin. Bazı konularda da fazla kurcalamayın. Kader meselesini deşelemeyin. Kader meselesini deşelersen içinden çıkamazsın. Onun için seviyeli bir sahadır. Bilgi lazım, altyapı lazım. Bunu bilmiyorsan kurcalama. Kurcalarsan şeytan senin kafanı sorularla doldurur, dinsizliğe kadar götürür. Evet, ne biçim dünya bu falan diye söylemeye kalkarsın işin aslını bilmeden. Evet, altyapı. Evet, ilkokulda 1+1=2. Bunu öğrenirsin. Ondan sonra 2+2=4. Sonra bunu öğrenirsin. Sonra 2+2 veya 2+3, karekök, küpkök, bunları öğrenirsin lisede. Üniversitede bir başka şeyler öğrenirsin, değil mi? Aynı bugün de ilimlerin seviyeleri vardır. Yani dinde cevabı olmayan hiçbir hüküm yok. Ama kader işte bu. Üniversite doktora yapanların sahası. Bilgi isteyen bir saha. Sen bunlara temel bilgin yoksa kurcalama orayı, kafanı almaz, sonra abuk sabuk konuşmaya kalkarsın. Öyle de ikide bir de sorup durma hem. Ya evet, bilmiyorsa adam, bilmiyorum demek ona zor gelir, kafadan atar, yanlış söyler, iş daha kötüye gider. Evet, böyle derinleşmek de iyi değil. Evet. Böyle alimini bulup soracaksın, öğreneceksin. Ve aleyküm bil atik. Aslını öğreneceksin, aslınızı öğreneceksin. Evet, şer'i ilimler temel ilimlerdir. Bunları öğreneceksin. Mükellefin uyması gereken ilmhal deniyor ona. Olmazsa olmaz hükümlerin toplandığı bilgi sahası, ilmhal. Mecbursun. Gusül nasıl alacaksın? Abdest nasıl alacaksın? Namaz nasıl kılacaksın? Oruç nasıl tutacaksın? Zekat nasıl vereceksin? Hacca nasıl yapacaksın? Mecburi bilgiler.
bunları mutlaka aslını öğrenin, bilerek yapın, fıkıh bilin, hadis bilin. Peygamber böyle söylemiş, tamam. O hadise bakarak kendin hüküm vermeye kalkma. Çünkü Peygamberimiz 20 sene peygamberlik yaptı. Putperest adamlara ince namazdan bahsetmedi. Oruçtan, zekattan bahsetmedi. Putları bırakın dedi. Mekke devri böyledir. O zaman böyle söyledi. Allah bir değil, cennet sizin. Bak bak, namazdan söz etmiyor, zekattan söz etmiyor. Dur lan, hüküm verme. O işin başlangıcındaydı. Medine'ye gelince namaz kılın dedi. Oruç tutun dedi. Zekat verin dedi. Allah dedi ya. Kademe kademe. İnsanın şeysine göre, yetişme durumuna göre. Kademe kademe. Ha, sen bir hadis okumuşsun, o devre dair bir hadis. Bak bak, hocalar atıyor ya, bak hadis böyle. Yok, öyle konuşma. Evet, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsan ey ayakkabı tamircisi, ey bakkal, ey tüccar, ey doktor, ey mühendis, ey tüccar, ey esnaf, kanaatime göre böyle. Yo 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 yo. Bilene soracaksın arkadaş. Ben nasıl elbise dikmesini bilmezsem, sen de bunları okumayı bilmiyorsun. Haddini bileceksin, ben de haddini bileceğim, sen de. Bilene soracaksın, öyle kafadan atma yok. Bu hastalık var şimdi. Kanaatime göre İslam akıl dinidir kardeşim. Niye haram olsun ya? Yoo, öyle yok. Senin aklın kaç paralı akıl bakayım? Senin aklın bunu anlamaya yetiyor mu? Şimdi bu hastalık var. Benim mantığıma göre bu haram olmaz. Yo 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 yo. O senin sahan değil. Saygı duyacaksın. O zaman işte kıyamet kopar. O zaman mahvolursun arkadaş. Garba karışı olur. Evet. Böyle diyor güzel peygamberimiz. Bu bilgileri edineceksiniz. Sizin sahanız bu değilse adamını bulacak, öğreneceksiniz. Ne zaman lazım geleceğini bilemezsiniz, başınız dara düşeceğini bilemezsiniz. Bilin, siz bilin, hazır olun. Rastgele Müslüman olmayın. Bilerek Müslüman olun. Öyle söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnsanlar arasında muamele, komşuluk hukuku, kardeşler arasında ilişki. Nedir bunlar? Gavurla Müslüman ilişkisi nedir bunlar? Ilımlı Müslümanlık. Katı Müslüman, yok yok yok, Müslümanlık bir tane, ılımlısı katısı yok. Şimdi öyle ayırmaya gidiyorlar. Evet. Neymiş efendim, sünnetler de farklıymış. Sünneli hüda varmış, sünneli zevait varmış. Mesela sakal bıyık zevait kabilindenmiş. Solallı yemek içmek zevait kabilinden. Yo 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 yo, atıp tutma. Peygamberin her hali Allah tarafından yetiştirildiği için bize lazımül ifadır. Yani sol elle yemek teferruattır diyemezsin. Peygamber sağ elle yedin dediği için sağ elle yiyeceksin. Bu teferruatı yemezsin. Evet, sol elle yesen namazın bozulmaz ama o Müslümanlığın bir hükmüdür. Evet, namazın hükmü ayrı, böyle şeyler ayrı. Bunlar hepsinde peygambere uyacaksın. Kur'an'a uyacaksın, onların yerine geçen alimlere soracaksın, bilerek namaz kılacaksın, bilerek ticaret yapacaksın, bilerek hac yapacaksın, bilerek zekat vereceksin, sadaka vereceksin, kuru gürültüye değil. Böyle olursa diyor, kıyamet alametlerindendir. Şimdi onlar hepsi mevcut. Onu söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz. Evet. İnsanın Allah'ın yaratıklar içinde durumu en şerefli yaratık. Eşref-i mahlukat. Şeref nereden geliyor? Akılından geliyor. Ruh olmasından geliyor. Yoksa nefis, cinsel ilişki, yeme içme, tatlı soğuk su içme. Hayvanda da var bu. Hepsi bunlar hayvanda da var. Bizde de var. Bizi ondan ayıran ruh tarafı, akıl var. O akılda Kur'an yolu, Muhammed Mustafa'nın yolu, seni arştan gelen ruh tarafına götüren, başını arşa değiren taraf.
bunları mücadele içindesin. Kur'an çizdiği çizgiler dahilinde dengeli bir şekilde ayarlayacaksın. Bunun bir örneğin Muhammed Mustafa olacak. Dünyada da mutlu olacaksın. Aziz olacaksın. Ahirette de ebediyen mutlu olacaksın. Yol bu. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Parola bu. Prensip bu. Bunun için de Kur'an'ı bilmen lazım. Peygamberimizin sünnetlerini bilmek lazım. Onlara uymak lazım. Anlayamıyorsan bilene sorup kendini derli toplu bir yaşam biçime sokman lazım ki dünyada da Allah'ın makbul bir kulu olarak mutlu ol, ahirette de ebeden mutlu ol. Efendimiz ilim tahsil bel Kur'an hayru saatil müminin hine yezkurullah azze ve cel. Evet, bunu söyledik. Kur'an'ı oku, böyle oku. İlim öğren, ilim kaldırılmadan evvel sahibi ol. Evet, Abdullah Mesud en fakih hukuk ilmini en güzel bilen sahabilerden birisi radıyallahu anh. Teallemu el ilme, ilmi öğrenin. Ne için? Fe inne ta'limehu lillahi haşyeten ve talebuhu ibade. Evet, fe inne ta'limehu lillahi haşye ve talebuhu ibade. Ya ilim öğrenin. Çünkü onu öğrenirseniz Allah'tan haşyet duyarsınız. Şimdi ne kadar güzel. Allah ne olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Allah iki üç olmaz. Eşyaya benzemez. Doğmaz, doğrulmaz. Lem yelit ve lem yud. Her gün okuyorsun. Evet, Hristiyanlar baba, oğul, ruhul kudüs diye. Olmaz. Doğmaz, doğrulmaz. Evet, önü başı yoktur. O sende, bende. Kur'an'ları öğreneceğiz. Akaid ilminden öğreneceğiz. Bunu öğreneceğiz. Allah her şeyi görür, bilir. Görmediği, bilmediği yoktur. Duymadığı yoktur. Yani Kur'an'da var. Zifiri karanlıkta, kara karıncanın, kara taşlarında yürüyüşünü, ayağından çıkan sesi duyar Allah. Sen görebilir misin? Allah'a böyle görmesinin sonu yok, ilminin sonu yok. Bunları öğreneceksin, Allah'ı bileceksin. Böyle bilince kız çağırmış delikanlıyı. Gel demiş, şurada yatıp yuvarlanalım. Kimse yok. Kanın da kaynıyor. Allah var. Allah'ın görmediği yer yok. Bilmediği, duymadığı yok. Deyip bu bilginle Allah'tan korkacaksın. Hayır diyeceksin. Evet, arşın gölgesinde şu kimseler gölgelerini diye saymış Allah. Delikanlı, fiziki yapısı itibariyle kanı kaynıyor. Bir kız ele geçirsem de şöyle yapsam içinden nefis öyle diyor. Kız da gel gel diyor. Ama delikanlı Allah'ı biliyor. Allah'ın sıfatlarını biliyor. Allah kimdir, nedir, bu bilgileri biliyor. Hayır diyor. Allah görüyor, biliyor, duyuyor. Bunu da haram etmiş, asla yapamam. Evet, işte bu. Kendini davet ettiği halde, fiziki dürtü olduğu halde rast çeken delikanlı arşın gölgesinde herkes ter, sıkıntı içinde bunalırken ferah fahur yaşayacak. Mahşerde diyor. Kabirde rahat edecek. Mahşerde rahat edecek. Evet. Böyle bir Müslüman genç olmak lazım. Kardeşim, şöyle bir faiz alırsam veya şu esrar satarsan köşeyi döndün mü? Aa bak sen bak. Aa olmaz. Faiz haram. İnsanları zehirlemek haram. Helal kazanç yolundan gitmeliyim. Allah bunları biliyor. Buradaki melekler kiramen katibine ya'lemune ma tefal yazıyor. Sonra ben de inanıyorum. Hayır. Aşk ezerim, faiz yemem. Deyivermeli. Evet. İşte böyle adam mahşerde Allah Teala'nın arşının gölgesinde gölgelenecek. Herkes faiz yese bile yemem. Hayır.
diyecek. Aha, bu adam böyle bir kadın, böyle bir mümin. Evet, insanı Allah'tan korkuya yönlendirir ve Allah'ın bildiren akaid ilmi, haram helal bildiren bilgileri istemek, talebe olmak ibadetün ibadettir. Evet. İlim öğrenmek için, haram helal bilgisini öğrenmek için, Allah'ın sıfatlarını öğrenmek için talebe hocasının yanına giderken melekler kanadını serer diyor peygamber. Yere basmasın, şeref duyayım bu talebe, benim kanadımı bassın diye. Melekler kanadını yere serer diyor. Meleklerin kanadından yürüyerek gider hocaya. Evet, daha bitmedi efendim. Havada kuşlar, denizde balıklar, toprakta kurtlar, hepsi ilim talebesine övgü yağdırır. Allah'ım bunu affet derler. Dua ederler. Dua ederler. İlim tahsili böyle güzel bir şeydir. Evet, ama adam zaten Müslüman ama komşular Müslüman diye Müslüman, bir bayram namazı geliyor. Hiç camiye gidip de bir fıkıh dersi dinlemiyor. Tefsir dersi dinlemiyor. Hadis dersi dinlemiyor. Nereden öğrenecek? Evet. Öğrenmeyince de işte böyle Avrupa'da ne gördüyse onu yapıyor. Örtülmek gelenek değil mi hocam? Öyle diye soru soruyor bana. Ben de hacca gittim diyor. Ondan sonra horozlanıyor yani. Evet ya, bu durumlara düşmemek lazım. İlim talebesinin talep etmek ibadettir. Ve müzakeratü tesbih. İlim müzakeresi yapmak haram, haram mı değil mi? Müzakere yapmak, ders müzakeresi yapmak tesbihtir. Subhanallah ve bihamdihi. Günde 100 defa söyleseniz deniz köpüğü kadar günahınız silinir diyor peygamberimiz. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. İlim müzakeresi aha budur. Allah'ın yanında en kıymetli söz Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Evet. Mizanda sevabı çok ağır. Allah çok sever, günahları siler. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bu tesbihtir. İlim müzakeresi böyle kıymetli tesbihlerin yerini tutar. Vel bahsu annu cihadı. Evet, ilim konusunda talebe yetiştirmek, ders okutmak için çalışmak Çanakkale'de savaşmakla birdir. Evet, cihattır diyor. Vel bahsu annu cihad. Orada canı ortaya koyuyorsun. Ekmek yok, su yok. Kaba döşek yok. Aç acına canını tehlikeye atarak bu gavura namusumu çiğnetmem, vatanı çiğnetmem diye her şeyi ortaya koyuyorsun. Kolay bir iş değil arkadaş. Aynı ilim tahsilinde böyle öğrenmek için rahatını bozmak, nefsin dedi boş ver lan diyor, boş ver. 40-50 yaşına kadar istediğin vur patlasın, çal oynasın, yaşarsın, bir hacca gidersin, Arafat'ta ağlarsın, günahlarını sildirirsin, öyle hadisler var ya. O nefse dur, hayır. İradesini kullanıyor. Bu zor bir iş. Nefis diyor ki boş ver ya. Biz sen misin lan? Hele bu devirde. Buna karşı durup da hayır, ben haram helal bilgisini öğreneceğim. Peygamber'in hadisini öğreneceğim. Kur'an'ı ver öğreneceğim. Bu dersleri dinleyeceğim. Demek cihattır. Cihattır. Muaz bin Cebel Hazretleri, evet, Kinane bin Hable Hayli Hazretleri, evet, nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun, şefaatine bizleri nail etsin. Şimdi öğrendik hocam, tamam, öğrendik, geleminler var. Evet, benim için bu dersi yapmak farz-ı ayın. Fıkıh dersi yapmak farz-ı ayın. Adımız hocaya çıkmış. Onun için bana farz ayın. Benden öğrendin. Şimdi onu söylüyor bak peygamberimiz. Ve talimuhu limen la ya'lemuhu sadaka. Gideceksin dükkan komşuna, asker arkadaşına,
veya ticaret, merhaba çay içelim diye gelmiş. Arkadaş, ben camide şöyle hadis duydum, şöyle ayet duydum. Ya işin aslı şuymuş diye öğretmek sadakadır. Aç insan doyurmak ne kadar güzel bir şey. Benim ateşini söndürür. Allah'ın gazabını söndürür. Köprüde yıldırım gibi geçersin diyor peygamber. Sadaka veren adam. Çünkü para çok kıymetli. Kolay kazanılmıyor. Böyle kazandığın parayı el açan adam al kardeşim. İhtiyacın gör demek bir mücadele sonucu. Çünkü parayı sever herkes. Al demek Allah için olduğundan yıldırım gibi köprüyü geçersin, Sırat Köprüsü'nü. Cehennem ateşi yakmaz seni diyor peygamber. Aha, böyle öğrendiğin dini bilgileri öğrendikten sonra gel arkadaş ya böyleymiş filan diye öğretmek öyle sadaka vermektir diyor Efendimiz. Herif 50 yaşında namaza gelmiyor dükkan komşum. Gel kardeş, ilk sorusu namazlanmış bak. Namaz sorusunu başaramazsan ötekiyle sıra gelmeden bir ateşe gönderiyorlarmış. Böyle ayet varmış ya filan diye onu namaza başlatmak. Sadaka vermek gibidir. Ateşi söndürür. Kabir azabına engel olur. Evet. Ve bezhu li ehli kurbe. Bunu bildiğini herkese öğretmek. Ya şimdi sırası mı kardeşim? Yorgun argınım ya. Dur ya filan demeden. Tamam buyur sor. Diye kendini soranlara, bildiğini öğrenmek isteyenlere arz etmek. Cenab-ı Hakk'a yakınlık demektir. Gecenin herkes uyurken sabaha karşı rahat döşeğinden kalkıp gözyaşlarıyla tetecafe cunubim alil medaciye övdüğü Allah'ın Kur'an'da gözyaşı namaz kılan adamla birdir diyor. Birdir. Böyle. Evet. İnnehum ma'lumul helal ve haram. Çünkü bu bilgiler helal olan, haram olan şeyleri öğreten şeylerdir. Sınırlardır, hudutlardır. Ve menarun aydınlık yollar sebil cennetin nurlu yoludur. Haram helalı öğretirsin, adam cennetin yolunu bulur. Vel enis fil vahşe. Yalnız kaldığın zaman yoldaşın olur. Kabirde hiç yalnızlık hissetmezsin. Ve sahibi fil vahde. Yalnız kaldığın zaman arkadaşın olur, kitap okursun, öğrenirsin, arkadaşına öğrenirsin. Böyle ilim öğrenip öğretmek böyle güzel bir şeydir. Vel muhtis fil halve. Evet, kimse yokken seninle konuşur ilim. Ha şöyleymiş, böyleymiş diye ileri geri, evet, kendini alıp verirsin, hiç yalnızlık hissetmezsin. Evet. Ve delil alessarrai ve darrai. Bollukta da sıkıntıda da yol gösterici delildir bu ilim. Onun için ilim öğrenmeli. Ve silah alel a'dai. Düşmana karşı da silahtır. Evet. Ve zeyn indel ahilla. Dostlar arasında ilim sahibi olmak süstür. Güzel süstür. Vel kurb indel guraba, garipler yanında Allah'a yakınlıktır. Yerfaullah bihi akvamen, bunlarla Allah dini yüceltir. Fec'aluhum fil cenne qade, bu şekilde dini bilgileri, haram helal bilgileri öğrenen, öğretenler, öğrettiklerini yaşayanlar cennette kumandanlardır. Bayrağı çekerler, önden yürürler. Dünyada da aziz olur eder Allah onları. Cennette de böyle onları kumandan yapar. Cennetin en yüksek makamlarını yükseltir. Allah onları sever, sever ve dünyada da ukbada da aziz eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bilmek mecburiyeti. Hele bu devirde bilmek. O kadar çok olaylar değişti ki. Çeşitli icatlarla, teknolojiyle bileceksin, bilerekten haram işlemeyeyim, helaldan çıkmayayım, mubah sahasını aşmayayım diye, sonra zor hesap veririm diye
bunları bileceksin, ona göre hareketlerini ayırlayacaksın. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik-i samadaniyetine mazhar buyursun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melkemdir. Esra'yitine sıradır, müstakime sıradır, lezzine emem darayım. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım salli ala sinem, hamdum ala sinem, Allah'ım salli ala sinem. Hamdum ala sinem. Birer elem neşrah leke-i şerif, ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadr-i kovudana hanke ve zekirde diyemez Allah'ım. Rabbe inna ma'ala su'yü sürem, ne ma'ala su'yü sürem. On üçer ihlas-ı şerif, ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Allah'ın da asıl adlanı. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala sellem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي namazımızı, dersimizi okumuş olduğumuz Süveri Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye ettik. Vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edik. Vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi ve ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edik. Vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi ve ecmain ervahına hediye edik. Vasıl eyle. Bahusus eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazları
kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinde yer alınan üstadlarımızın, müşafirlerimizin ervahiyle beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eğme, hutaba, müezzin, kayyibin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfunluğundan evliya, ulema, şühada, mümin ve müminat, bu aziz vatanı bizler hediye için canlarını bezeden, sıkıntılara katlanan şüheda ve kuzat, el an bu canlarını bezeden, sıkıntılara uğrayan din kardeşlerimiz ve ahirete itihar edenlerin ervahına, bu aziz vatanda hayır eserler diken, kıyamete kadar burası İslam yurdudur damgasını vuran ashab-ı hayratın ervahına, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, nesilleri kesilmiş garip müminlerin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Hayatımız boyunca istikametten, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan bizi ayırma. Özü sözüne, kavli fiiline, içi dışına uygun, dürüst Müslüman olarak yaşayıp senin salih kulların arasına girmeyi başaran güzel kullarından olmayı bize lütfeyle. Her yerde, her zaman seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Hulasa senin sevdiğin kulların arasına girmeyi muvaffak olan güzel müminlerden eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara, hayırlı insanlar olması nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımızı şifa lütfeyle. Darda kalanlarımızı imdad eyle. Ümmeti Muhammed'in arasında bulunan beyinsizler yüzünden başımıza gazap, azap verme ya Rab. Ümmeti Muhammed'i lütfinle, affınla, ihsanınla, kereminle muamele tabi eyle ya Rab. Bizim kalbimizde, gönlümüzde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhar'da edilen salih kulların hoşnutlukla kabul buyurduğun güzel duasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, hükmüyle amel etmeyi, kainatın sebebi, hılkati, yaratılış sebebi olan Muhammed Mustafa'nın sünnetlerini bilmeyi, tatbik etmeyi, başkalarına öğretmeyi, böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki cihanda yüzü ak çıksın denen nurlu Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle ya Rab. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek kıl. Bizi sağ salim iman ve İslam üzere Ramazan-ı Şerif'e yetiştir ya Rabbi. Ramazan'ı güzelce geçirerek sonunda cehennemden azat olunan güzel kulların arası girmeyi, başarmayı bize nasip eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.